Merhaba sayın arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir e, tanışma videosu çekmek istedim. Ee, i̇smim Furkan Semih Dündar. E, doktora derecemi yeni aldım. 2018'in Kasım ayında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldım. Kısaca kendimden bahsedeyim. 2007'de Sakarya Fen Lisesi'nden mezun oldum. Ardından Türkiye derecesi yaparak Bilkent Fizik bölümünü tam burslu olarak kazandım. E, daha sonra oradan bölüm birinciliğiyle mezun olarak e, ot ODTÜ'ye geçtim. E, de Ateşten Set Paradoksu üzerine bir yüksek lisans tezi yazdım. ardından bir olaylar oldu, bir süreler geçti. Onları belki daha sonra anlatabilirim. ama tabii benim bu sağlık durumumla alakalı olaylar. Neyse. sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Boğaziçi Üniversitesi'nde de 2 senede doktorayı bitirip kuantum olgular ve şekil dinamiği üzerine bir doktor tezi yazdım. Bununla mezun oldum. Ve böylelikle doktor ünvanını aldım fizik üzerine. Kanalımın adı Fizikçe. Neden Fizikçe? Biliyorsunuz Ç eki mesela İngilizce, İngiliz dili. Mesela Türkçe, Türk dili. Fizikçe de fizik dili anlamına gelebilir. Ç'nin bir anlamı daha var. Mesela bağ deriz, bahçe deriz. Ç eki orada küçültme ekine tekabül ediyor. E böylelikle ben fizik bir dergi tabii. Ben ondan bazı zergicikleri seçip burada kanalında yayınlayacağım. Böylelikle de fizikçe yani küçük fizik. Yani popüler fizik o Anlama gelebileceği için fizikçe tabirini kullandım. İki anlamı da hoş. Umarım siz de beğenirsiniz. E, kimlere hitap ediyorum? Lise 3. ve 4. sınıflar diyebilirim ve üniversite lisans öğrencileri. E, burada yani fizik yüksek lisans ya da fizik doktora konularına çok fazla değinmeyi düşünmüyorum. Zaten popüler fizik kanalı olarak bu projeyi başlatıyorum. E, neler olacak kanalda? Şimdi aklımdan geçenleri söyleyeyim. Dört videoda ateşten set paradoksuna girmek istiyorum. Bu 2013 yılında çıkan fizikte önemli bir paradoks. Kuantum kütle çekiminde. Daha sonra büyük ihtimalle klasik fizikten başlayıp yavaş yavaş çeşitli videolar koymayı planlıyorum. Şimdi ben YouTuber mıyım? Onu da bir değineyim. Yani videolarımı YouTube'a koydum. Başka kanallar da var. En popüler YouTube olduğu için YouTube'u seçtim. Bu anlamda YouTuber olabilirim. Ama hani... Çünkü benim de kendi bir akademik kariyerim olacak, işte ileride hoca olacağım vesaire. Bu tarz... Ne diyeyim? Yani bütün işimi YouTube'a, bütün vaktimi YouTube'a vakfetmeyeceğim. Kendimden arta kalan zamanları ya da böyle bazı... hafta Haftada bir, haftada iki gibi durumlarda video yüklemeyi planlıyorum. Umarım sizler de videoları beğenirsiniz. Geri dönüş yapmanız önemli. Beğenip ya da beğenmemek o sizin elinizde ama altına bir yorumla mesela nasıl şöyle daha iyi olabilir ya da şunlardan da bahsedebilir misiniz deseniz hoşuma gider ve kanal için de faydalı olur. Diğer izleyicilerimiz de bundan istifade eder. Bu şekilde kanalımda popüler fizik anlatmayı planlıyorum. Şimdiden teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Tabii herkesin beğenmesi mümkün değil ama olabildiğince bu beğeni oranını yükseltmeye çalışmak benim amaçlarımdan bir tanesi. Onun için inşallah sizlere güzel videolar hazırlamayı düşünüyorum. Teşekkür ederim.